Orta Doğu'da herkes ya ajan ya da hain. Burası Orta Doğu. Burada ilke, prensip olmaz. Herkes herkesi satabilir, arkadan vurabilir. Kimse kimseye güvenmiyor. İsrail'in Orta Doğu'da işgal girişimlerinde başarılı olmasının bir sebebi de iyi adam devşirmesi. 7 Ekim 2023'ten beri İsrail Orta Doğu'da katliam yapıyor. Çocuk kadın demeden kırıp geçiriyor. Bunu yaparken elbette kendi teknolojik ve silah üstünlüğü var. Batı'dan ciddi yardım görüyor. Ama düşman bellediği ülkelerin kritik noktalarından da iyi adam devşiriyor. Cemal Abdülnasır'ın damadı Eşref Mervan'ın yıllarca Mossad'a çalıştığı ve önemli bilgiler verdiği 2000'lerin başında ortaya çıktı. Abdülnasır ailesi Mısır için çok önemli olduğu için Mısır devleti Eşref Mervan için çifte ajan dedi ama değildi. Sadece Mossad'a çalışıyordu. Düşünün, bir devlet başkanının damadını kendine ajan yapabilmişti İsrail. Elbette büyük paralar karşılığında. İsrail ne diyor? Biz Hasan Nasrallah'ın yerini biliyoruz. İstediğimiz zaman öldürürüz. Nitekim öldürdüler de. İsmail Haniye'yi Tahran'da devlet konuk evinde öldürdüler. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarının hepsini infaz ettiler. Burada en önemli olay istihbarat bilgisidir. Muhtemelen Nasrallah'ın yanındaki adamlardan biri Mossad'da çalışıyordu. Hamas'ın içinde ajanları vardı. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. İsrail'in en güçlü yanlarından biri bu. Müslümanlar Şii-Sünni diye bölündüğü için birbirlerinin açıklarını da arıyorlar. İhanet, arkadan vurma, kazık atma Orta Doğu'da ekmekten daha fazla bulunuyor. Pazartesi günkü yazımı şöyle bitirmiştim. Yani bundan 6 ay sonra atıyorum İran'da, Suudi Arabistan'da yahut Mısır'da üst düzey bürokratları devşiren İsrail şebekesi açığa çıkarıldı. Haberlerine rastlarsak şaşırmayalım. Nihayetinde Çağrı filmindeki Anthony Quinn'in dediği gibi onlar bizi görüyor, biz de onları. Sonuna kadar gitmek için çocukları diri diri yakmayı, 50 bine yakın sivili katletmeyi göze alan bir İsrail, kendisi düşmanlarını nasıl görebiliyorsa, düşmanlarının da kendisini aynı netlikte görebileceğini unutmasın. İnşallah yanılırım ama gerçek maalesef bu. Cem Küçük, Türkiye Gazetesi.